kıyafetleri falan. Onun PR'ını, reklamını çok güzel yapmışız. Böyle satışlar falan patlamış. Akşam yemeğe çıkıyoruz kızlar. Güzel, gel bakalım. Sonuçta yemeğe gidiliyor. Yes. O kadar anlat anlat. Ama ne yapayım? Güzel, güzel. Ayşegül. Ben elbiseyi sana biraz küçük buldum. Yani bu baktığında anlaşılıyor. Bir de şeyi anlamadım Özden. Şimdi o çoraplar bana göre daha farklı bir tarzın çorabı. Bu elbisenin çorabı değil. Bu daha hanım hanımcık olduğu için düz opak çorap giysen daha iyi olurdu. O açık... zaman da düz geldin diyecektiniz gibi ya mesela. Ya ama bu bence daha böyle başka tarzın çorabını buna karıştırmışsın gibi oluyor. Eldeki minicik şeyi hiç sevmedim. Hani böyle bir şey giyiyorsan zaten üzerinde kesinlikle bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kalın üstündeki biraz kumaş olarak. Yani bugün hiç beğenmedim seni desem yeridir. Ya aslında benim elimde bond çanta vardı. Ayağımda da butiler vardı, düz taban. Ama değiştirmek istedim. Topuklu giyesim vardı. Ben olduğumu düşünüyorum. Ya ben çoraba da çok takıldım. Yani bu çorap bunun tarzına olmayacağını düşünüyorum. Biraz hanım hanımcık olduğu için düz çorabı daha iyi. Niye bu da hanım hanımcık gider diye. Çorap? Pek hanım hanımcık değil. Ezgi Baylar. Peki öğretmen hanım. Özden Uğurkan Hoca ile provayı yaparken de bir espri yapmıştım. Ya gerçekten hani küçük gibi geliyor. Bilmiyorum hani tarzı mı böyle bunun? Ya bu elbise çok büyüktü. Buradan böyle geliyordu. Ama ben bunu mini kullanmak istedim. Böyle peki bebeğe şurasını da sen mi ayarladın şu boyunu? Yoksa hayır, böyle miydi? Ha, orası öyleydi. Aha. Aşağıya kadar kloşiniyordu. Sadece boydan ve yanlardan. Ya bilmiyorum böyle çok hani sanki gerçekten küçüklük elbisen. Hani bayramlık falan demişlerdi. Hani böyle küçüklük elbisen gibi geldi bana. Ama fiziğim bunu kaldırıyor. Çok güzel bir fiziğim var. Yani evet o çorap yorumuna da katılıyorum. Hani daha böyle kibar bir şey. Buraya çünkü taş falan koy. Taş, şurada da bir taşım falan var ya. Hani olabilirdi. Bu çorabı da daha böyle. Sen zaten farklı tarzlar kullanıyorsun. Çiğdem giyecekti. Ben giymişim. Bir de arkada azar işittim. Ne yaptın? Sen de giyecekmişsin ya. Ay ben giyecektim dedi. Azar mı işittin? Ciddi söylemiyorsun lafın herhalde. Lafın gelişi diyorum. Çiğdem her şeyi. Evet bayılacağım. Çünkü öyle bir konu oldu ki ben azarlamışım gibi. Emel. Ya ben sana mini elbiseleri çok yakıştırıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir fiziğin var. Çorabını çok beğendim. Ama işte elbiseni değil de çorabını ben çok beğendim. Bir de böyle sana baktığım zaman ben hep böyle bir perçem görüyorum. Yani seni perçem olarak görüyorum. Yani şuradaki perçemin kaşını böyle yüzünü sanki kapatıyor gibi. Ben de seni gibi. Kürk olarak görüyorum. Onu ne yapacağız? Ama işte ben ama her gün değilim. Ben seni her gün hani kıyafetini göremiyorum sanki giydiğin kıyafeti. Bilmiyorum, hep bir perçem. Hani başka bir şeyler yapsan. Yani vücudumun mesela, yüzde kaçını kaplıyor? Beşini yani hani falan kaplıyor. Yani mesela abartma. Nurcan'ınki mesela açık. Biraz daha mı? Canım Galata açmıştım ama kâküllüyüm ben genelde. Kâkül kullanan bir kızım. Tamam. Bunu seviyorum yani. Neyin tartışmasını yapıyoruz? Açmayacağım. Tartışmayı ben içindekini söylemek istedim. İşte hani tamam da boş sen, boş yani. Kürksüz gezmiyorsun. Ben başka bir şey senle söylüyorum. Sen de bütünleşti tamam da sen de bu topuz alnını açıp gözlüğü takıp tamam. Başka bir şey. O perçemen ama ben yani. De diyorum ki bazen mesela galada seni gördüm. Biraz açmıştın. Hoşuma gitti hani mesela. Al, çenesi açılınca hani hep, yanlış yere bilmiyorum açılıyor. Sanki bana hep böyle bir perçem gibi sen geliyorsun. Sen bir karışmasan. Özür dilerim. Öyleyim evet. Öyle bu da benim imzam. İşte. Dövmelerimi nasıl hani çıkartamıyorsam bunu da kaldırmak istemiyorum. Sevmiyorum. Yakışıyor hani mu? Bazen... Yakışıyor ama ben sevmiyorum. Tamam. Tamam. Söylemek istedim ben. Peki içinde kalmasın. Kalmadı. Sina. Ben de çoraplarını çok beğendim ama elbise Ezgi'nin dediği gibi küçük sanki eski elbisenmiş gibi. Bir tık şu kadar daha uzun bıraksaydın çok güzel olacaktı. Kombinini çok beğendim. Ya şu birazcık eline... daha aşağıda olabilirmiş evet ama mikrofondan yok, da böyle yok onda sıkıntı yok. Onun oluyor. Duruşunu beğendim. Ben şeyini boyundan bahsediyorum. Çok yukarıda kalmış. Bir de eline aldığın cüzdan herhalde. O da çok çok hoşuma yani, gitti biraz yani. Biraz gece çantası gibi. Aynen o da çok güzel olmuş. Beğendim genel olarak. Teşekkür ederim Sinem. Hoş geldin. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Özden Cerrahoğlu, ayakkabı 500 lira, çorap 15 lira, çanta 29 lira, elbise 270 lira, broş 29 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Bebek tasarımcısı mısın? Evet.
O bebeklerden bir tanesini elbisesini de üstüne giymişsin. Bebek gibi kız maşallah. Bebek gibisin evet. Ama Chucky de bir bebektir. Çok tatlısınız Kemal Bey. Elbisen olmamış sana Özden, farkındasındır. Belin yukarıda. Keşke bir de onun altına daha sevimli olmak adına böyle Nihal'inkiler gibi bir ayakkabı giysin. Öyle bir şeyler vardı da böyle topuklu giyesin yani bugün uzayım dedim. Kötü mü değil, güzel elbise, yanlış komandatura diyelim. Harcamışsın. Bir de bu çoraplar artık benim gözümü yormaya başladı ufaktan. Bir söyleyeyim şimdiden. Tamam. Böyle hani seviyorsunuz Emel gibi ama ben böyle sevmiyorum çorap giymeyi. Böyle çok. O yüzden uyarayım şimdiden. O ne? Bilmiyorum, oynuyoruz galiba. Emel böyle yapıyor ya, ben seviyorum diye. Ben de onu dedim. Düğününüzde halay başı konseptiyle. Senin de içinde bir arabesk var değil mi? Bir çıtır bazen olmuyor değil de. Ay var. Şöyle elini al bakayım onu. Havalı oldu. Sen seversin böyle çantaları. Evet de ara vardım. Ama yakışıyor. Evet ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Sen çok uzun bacaklı olduğun için sana ampir olmuyor. O zaman üstün küçücük kalıyor. Sana belden çok yakışır. Çünkü genetiğinde o uzun maşallah bacaklar var. Ama olsun, düşük kalça olmasın da uzun bacak olsun. Şükret. Ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Şirin geldin. Ben de sizi beğendim. Üstünüzdekine bayıldım. Ya. Açın böyle görünsün. Çok güzel. Sana verirdim ama senin gibi 3 tane girer içine. Ben kombinlerim onu. Oversize. Vereyim hemen. Valla. Yarın giyip gelirim. Böyle ha şey yap böyle. Postallarla anladım falan. Anladım ben seni. Evet canım, ne diyorduk? Beğendiğinizi, çok beğendiğinizi anlatıyordun. Ayol Zeynubes, kızın kahküllerinden sana ne? Yakında da şey var, Türk sineması evet. Galamız var, sen ona çalış. İnşallah burada olursan. Sen hatta neye çalış biliyor musun? Dila Hanım vardı, Türkan Şoray'ın. Evet. Dila Hanım, Kadir İnanır'ı da bul. Kadir İnanır. Böyle oynasın. Tamam. Sen de böyle çık, çalış. Ay, ona. Tamam. Özden evet, yani bir elbisen hakikaten orada bir falso veriyor. Ama genel baktığında çok şekersin, her yere gidersin, bir ayrı klasın var. Teşekkür ederim. Derken ne versen. Beş falan. Yok canım. Çantayla gelseydin 8 verirdim. Hatta 9. Bulsaydım. Ama çok teşekkürler. Evet Özden. Elbise. Güzel bir elbise aslında ama ben göz altına başlayan etekleri sevmem. Yani buradan böyle hamileyken kullanıyordum. Ama sadece o zaman. Ağlıyormuşum Aycan gibi. Şimdi griler, çoraplar çok esprili, güzel bir çoraplar ama keşke o ayakkabı giymeseydin, kesmeseydin, düz bir şey giyseydin daha iyi olurdu. Evet, çanta da yok, cüzdan var elinde. Saçlar güzel, şeker görünüyorsun. Amacı zaten oydu değil mi, şeker olmak? Evet. Çok şekersin. 7 kadar şekersin. Teşekkür ederim. 3'ü ben tamamlarım. Bay bay. Efendim haftanın ilk gününde bakalım en yüksek puan kimlerin olmuş? Evet, bir zirveyi paylaşıyorlar Nihal ve Ayşegül. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Nihal, galadan itibaren iyi başladın. Böyle devam eder aman inşallah. Nazarınız aman nazarınız değmesin. Değiyor, benim nazarım değiyor. Buranın nazarı değiyor. Şimdi günün en kötülerine bakalım, düşük puanları. 17 puanda 3 yarışmacımız var. Gülşah, Sinem ve İlbige. Gülşah sen başa geçsene. Şimdi podyumda çünkü... Şey çek Gülşah. Tamam. Anladım. Nerede duracakların...